CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde tüm dünyada kriz yaratan bir konuyla başlayacağız. Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarına dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı dün akşam ve 6 saat sürmüştü o sorun. Sonunda kapanan sosyal ağlar mühendislerin girişimleriyle tekrar eski haline döndü. Facebook sorunun bilgisayar sistemleriyle ilgili teknik bir hatadan kaynaklandığını duyurdu. Şimdi bu konuyu mercek altına alalım istiyoruz. Doçent Doktor Ali Murat Kırık, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle. Sayın Kırık, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Büşra Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Şunu merak ediyoruz, neden ve nasıl çöktü bu sistemler, bu ağlar ve bu hatalı konfigürasyon ne demek tam olarak? Bize anlatır mısınız biraz daha basit bir dille? Tabii. Büşra Hanım, şimdi biliyorsunuz aslında bütün veriler sunucular üzerinde depolanır ve aslında bu sosyal paylaşım ağları, işte WhatsApp gibi, Facebook gibi, Instagram gibi bütün mecraların aslında depolandığı sunucular söz konusu ve bu sunucuların belli bir noktadan sonra işlev göremez hale gelmesi problemi var. Şimdi bu biliyorsunuz sunucu değişimlerinden kaynaklı problemler de bazen söz konusu olabiliyor. Zira dün var olan sıkıntı bir şekilde tezahür ettikten sonra insanlar iletişim kuramaz hale gelmeye başladılar ve sadece bunu sunucudan kaynaklı değil, bütün binada yer alan biliyorsunuz elektrik kesintilerinin de meydana geldiği, bunun dışında buradaki personelin de verileri girerken sorun yaşadığı, aynı şekilde kartlarının da basmadığına şahit olundu. New York Times'ta da bu tarz haberler çıktı, ortaya çıktı. Şunu bilmemiz lazım Büşra Hanım. Artık çağımız teknoloji çağı ama teknoloji tamamen birey eksenli bir kontrolde değil. Dolayısıyla bu tarz sorunlar, sıkıntılar her zaman olacaktır. Bir de şimdi biliyorsunuz dün de çok komplo teorisi yaşanmaya başlandı. İşte verilerin satıldığına dair. Çünkü hani bir sistemin adı çıkacağına canı çıksın denir ya, biliyorsunuz WhatsApp sürekli veri ihlalleriyle, Facebook veri ihlalleriyle gündeme geliyordu. Tam da onu sormak istiyorum. Bir siber saldırı mı oldu diye de söylemler vardı, iddialar vardı. Kesin. Büşra Hanım, şimdi hiçbir zaman bir sosyal medya mecrası böyle bir siber saldırı olsa bile evet bizim sistemlerimiz siber saldırıya uğradı denmez. Çünkü artık dijital savaşlar çağındayız. Diğer sosyal medya mecraları, mesela dün kimin günüydü? Dün kime yaradı 6 saat? Twitter'a yaradı. Mesela bu sosyal medya mecralarına yönelik yapılan savaşlarda belki yarın Twitter'ın da aynı durumla karşı karşıya kalacağını göreceğiz. Çünkü dediğim gibi artık dijital savaşlarda bir saniyenin bile çok kıymetli olduğunu görüyoruz. İnsanlar buradan reklamlarını veriyorlar. Kitlelere buradan, işte influencerlar, fenomenler buradan reklamlarını veriyorlar. Dolayısıyla bu durum aslında Twitter'ın bir şekilde işine yaradı ve Facebook borsada da çok büyük değer kaybetmeye başladı. Dolayısıyla böyle bir sunucu hatası gerçekten olmuş olsaydı bu çok daha kısa sürede kotarılırdı. Çünkü yaklaşık 5-6 senedir böyle büyük bir kopukluk, böyle büyük bir sistem sorunu yaşanmamıştı Büşra Hanım. Bu Facebook bünyesinde söylüyor. Bu aslında dijital tekelleşmenin de bize büyük sorunlar yaşatacağının da göstergesi. Çünkü dediğim gibi Facebook biliyorsunuz kendisine rakip olan her türlü şirketi almıştı. Instagram'ı aldı, WhatsApp'ı satın aldı ve bundan sonraki süreçte de eğer aynı durum söz konusu olursa, farklı mecralarda alınırsa bize aslında gelecek yıllarda da belki bir nasıl diyeyim size, dijital kıyametin de yaşanacağını gösteriyor. Ama bunu bireyler açısından da bu olayı değerlendirmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor Büşra Hanım. Biz o kadar hayatımızı WhatsApp'a, Instagram'a, sosyal medyaya endekslemişiz ki sanki bu sosyal mecralar olmayınca haber alamayacağız, birbirimize iletişim kuramayacağız gibi bir olgu söz konusu olmaya başlıyor. Belki bu bizim bir farkındalık oluşturmamız adına da son derece önemli bir olay diye ben bunu okumak istiyorum. Ama şunu görmemiz gerekiyor. İşte bu dönemlerde Büşra Hanım, yerli milli teknolojilere yapılan yatırımın arttırılmasının son derece önemli olduğu, bu tarz fırsatların aslında lehe çevrilmesi gerektiği artık bir gerçek. Ama dediğim gibi burada da efendim birlik bütünlük sağlanması gerekiyor. Çünkü şöyle oluyor, herkes farklı bir mecra geliştirmeye başladı Büşra Hanım. Bu da ne sağlıyor? Birlik bütünlüğün olmaması. Nasıl TOK dediğimiz yerli milli otomobil firması ortaya çıktı, birkaç Türk mühendisin birkaç firmanın ortaya çıkmasıyla, burada da sanki aynı durumun söz konusu olmaya başlaması gerektiği ortaya çıkıyor. Ama şunu tüm açık yürekliliğime söyleyebilirim. Veri ihlali konusunda ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani verilerin satılması için 6 saatlik bir kapanmaya ihtiyaç yoktu.
bu tam tersi böyle bir durum söz konusuysa çok dikkat çekecekti zaten. Sayın Kırık, tam da bu verilerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bilgiler çalındı mı diye tabii endişelenenler var ki Facebook bu konuda bir açıklama yaptı. Diyor ki kullanıcı verilerinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı diyor. Yani çalındı çalınmadı değil ama kanıt bulunamadı gibi bir ifade kullanılıyor. Sizce Facebook'un bu açıklaması size en azından mesela tatmin etti mi ve tehlike geçti diyebilir miyiz? Büşra Hanım, ben hiçbir zaman, yani bu kesinti olsaydı olmasaydı da yine sizlerle yaptığımız yayınlarda da çok konuştuk. Zaten biz kullanıcı sözleşmelerini okumadan bu sosyal paylaşım ağlarına, mecralara üye olan insanlarız. Dolayısıyla aslında biz kişisel verilerimizi kendi isteğimizle birlikte sunuyoruz. Çünkü bedava peynir fare kapanında olur. Bir şey ücretsizse ürün sizsiniz, sizin verileriniz oluyor. Zaten bize bunları kullandırırken bunu bir şekilde kullanacağını kullanıcı sözleşmeleriyle sunuyor. Yani artık ben bunu günümüz 2021 içerisindeyiz, 2022'ye gireceğiz. Artık bunun ben bir sorun, aman verimi ne olacak, nasıl sıkıntı verecek, işte nerede kullanacak mesai. Artık bence bunların tartışılmasının ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Zaten bu mecralar içindeyse bunu eleştirenler de var. İşte verilerimiz satıldı. Bu insanlar da bunların içerisinde. Haberleri buradan veriyorlar. Yani düşün Büşra Hanım, 1,5 milyar kişinin verisinin satıldığını farklı bir sosyal medya mecrasından veriyor. Ya da işte diyor ki WhatsApp'ı kullanmayın, şu mecraya geçin diyor. Sanki Büşra Hanım onlar tabiri caizse biraz bizim anlayacağımız dilden sütten çıkmış at kaşık. Sanki onlar bizim verilerimizi kullanmıyor da Facebook ve Facebook şirketleri sıkıntılı ki 2016 yılında Cambridge Analytica skandalında hatırlayacak olursak Trump'a seçim kazandıran bir skandaldan bahsediyoruz. Onun etkileri hala devam ediyor, geçmedi. Dolayısıyla şimdi tabii ki her dönemde şifre değiştirmek bize büyük bir avantaj sağlar ama şifreyi istediğiniz kadar değiştirin. Hani derler ya, hırsız içerideyse şifreyi değiştirip değiştirmemek size ne katkı sağlayacak, ne fayda sağlayacak? Evet. Kişisel güvenliğimizi alacağız ama bu mecralarda oluyorsak Büşra Hanım, artık bunlara alışık olmamız gerekiyor. Gelecekte çok daha fazla bu tarz saldırılarla karşı karşıya kalacağız. Bu tarz sistemlerin işlev görememesi, sunucudan kaynaklı sorunlar yaşaması mümkün olacak. Evet. O yüzden hani bunları da aklımızın bir köşesinde bırakmak, teknolojiyi kullanmak ama tamamen de bağımlı olmamak son derece önemli diye düşünüyorum efendim. Çok teşekkürler Sayın Kırık. Evet, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Murat Kırık bizlerle bu krize dair, bu yaşanan kaosa dair görüşlerini paylaştı. Ve devam